Allah şahit, senin için üzülmüyor değilim Musaid. Asad bin Zurara'yı kaybettiğiniz için mi? İyi bildin. Bize İslam'ı Musab bin Umay'la birlikte o öğretmişti. Aramızdan gidişi çok çabuk oldu. O şimdi Yaradan'ın yanında. Yüce Rabbimiz onu cennetine alsın ve korusun. Nur içinde yatsın. Ey Müslüman kardeşlerim. Ey Al-Ansarlı ve El-Muhecerinli kardeşlerim. Bu camide bir araya geldiğimiz ilk cuma. Sallallahu aleyhi ve sellemin bize hediye ettiği camide. Allah'ın elçisi şimdi sizlere cuma hutbesiyle seslenmek ve kalplerinize hitap etmek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sorgu sual günü ancak aranızda yardım etmek isteyen ama kabul görmeyen tek bir kul kalmayınca gelecek. O zaman her biriniz Allah'ın huzuruna çıkıp aranızda ne bir perde ne de bir tercüman olmadan onunla baş başa kalıp hesap vereceksiniz. Allah soracak, ben sana varlık verdim mi vermedim mi? Siz de verdin diyeceksiniz. Allah yine soracak, ben size bir elçi yolladım mı yollamadım mı? Yine evet diyeceksiniz. Sonra ne olacak? Sola döneceksiniz. Cehennem ateşinden başka bir şey yok. Bugüne kadar görmediğiniz kızıllıkta bir ateş. Sağa döneceksiniz, yine cehennem ateşinden başka bir şey yok. Peki o ateşe yakalanmayacaklar kimler? Bir muhtaç gördüğünde elindeki son lokmayı verenler. Kendileri aç kalacaklarını bilseler de aç birini görünce cebindeki son ekmek kırıntısından vazgeçenler. Allah'ın selameti ve rahmeti daima üzerinize olsun. Bizden de Resulullah'a selamlar olsun. Selamun aleyküm Ubada. Buyur Abdullah. Beni dışarıda bekletiyorsun. İçeri almayacak mısın? Böyle kapı önünde mi konuşalım? Gelsene. Konukseverliğin gözlerimi yaşarttı. Bana kral olmam için destek veren, arka çıkanlardan biri sendin. Ama şimdi tavır değiştirdiğini görüyorum. Çok şey değişti. Söyle, neden bana hepiniz yüz çevirir oldunuz? Yüz çevirmedik. Sadece bu aralar İslam'ı tanımak ve Muhammed'in gelişi hepimizi o kadar meşgul etti ki. Ayrıca Al-Muhacirinli kardeşlerimiz aileleri için bizden yiyecek beklediler. Yukarıda Allah şahit, bütün bu gelişmeler ziyadesiyle uzun zamanımızı aldı. Hepsi o kadar. Sence bu işin sonu böyle nereye varacak? Senin ne demek istediğini anlayamadım. Hicretle buraya gelenlerin sayısı artıyor. Yasrib'e iyice yerleşiyorlar. Hatta kadınlarımızla evlenenler bile olmuş. Burası Medine el-Münevvere. Ve artık bu şehir de İslam'la aydınlandı. Allah'ın elçisinin yeni yuvası olarak tanındı. O yüzden Yasrib'i artık gözden çıkarsan iyi edersin Abdullah. Demek öyle. Demek öyle. Ben şehirden bahsetmeye gelmemiştim. Tabii Muhammed'den de. Sadece yabancıların sayısı gün geçtikçe artıyor dedim. Böyle giderse bir süre sonra bakacağız ki Muhammed'in etrafında birlik olmuşlar. Bizi buradan sürmenin hesabını yapıyorlar. Her ne söylemeye çalışıyorsan açıkça söyle. Ben Alavs ve Alkazraş'ın lideriyim. Tacını henüz giymemiş bir kralım. Ve görevim gereği sizleri uyarıyorum. Bir kral halkını hep korumalıdır.
Alaans ve Alcatrazlılar olarak dikkatli olun. Sizi uyarıyorum. Demek ki İslam'ı seçerken samimi değilmişsin. Bu beni gerçekten üzdü. Bizler din kardeşiyiz ve bizlere her türlü hak ve sorumluluk eşit olarak dağıtıldı. Hakkımız olanı isteriz, olmayanı istemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de asla üzüp kırmayacağı kadar çok severiz. Ondan söz ederken dikkatli konuş. Bir daha kimseye böyle şeyler söyleme. Çünkü nefretten başka hiçbir şey kazanamazsın. Ey Abdullah, hırsına ve öfkene yenilip Muhammed'i karşına alırsan sen kaybedersin. Sonucu kaldıramayacağın kadar ağır olabilir. Allah'ın selameti üstünüze olsun kardeşlerim. Sana da selam olsun Musa. Ey Müslüman kardeşlerim, Al-Muhacirin ve Al-Ansarlı kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mesaj var. Bu Allah'ın elçisi Muhammed'in bizlere Medinelilerle Yahudilere sunduğu bir anlaşma. Onu okuyup sonra Al-Ansar ve Al-Muhacirin'in liderleri imzalayacak. Oku bize Musa. Resulullah neler yazmış bir an önce öğrenmek istiyoruz Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu belge Al-Muhacirin ve Al-Ansarlı Müslümanlarla onlara eziyet edenler arasında imzalanacak. Onlar bir ulusun aynı çatı altındaki evlatlarıdır. Birbirlerinden üstünlükleri, zayıflıkları olmaz. Kureyşli Al-Muhacirin kabilesi köle ve fakirlere olmak üzere düzenli olarak belli miktarda kan parası ödeyecektir. Avf kabilesi köle ve fakirlere bugüne kadar ödedikleri aynı miktarı verecek. Ve inananların haksızlığa uğramaması için tüm gayreti gösterecektir. Sadeah kabilesi köle ve fakirlere bugüne kadar ödedikleri aynı miktarı verecek. Ve inananların haksızlığa uğramaması için elinden geleni yapacaktır. Alharit kabilesi köle ve fakirlere bugüne kadar ödedikleri aynı miktarı verecek. Ve inananların herhangi bir haksızlığa uğramaması için elinden geleni yapacaktır. Cusam kabilesi de aynı şekilde köle ve fakirlere bugüne dek ödedikleri aynı miktarı verip haksızlığa uğramamaları için elinden geleni yapacaktır. Al-Najjar kabilesi de onlara aynı miktarı ödeyip inanan herkesin haksızlığa uğramaması için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Amr bin Af kabilesindekiler köle ve fakirlere bugüne kadar ödedikleri aynı miktarı verecek ve inananların hiçbir haksızlığa uğramaması için elinden gelen gayreti gösterecektir. Al-Avs kabilesi de aynı şekilde köle ve fakirlere bugüne kadar ödedikleri aynı miktarı verecek ve inananların bir haksızlığa uğramaması için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Muhtaç olanlardan ve fakirlerden ihtiyaçları karşılanmayan tek bir insan kalmayacak. İnananlardan biri diğerine asla sırt çevirmeyecek. Herkes birbirine her zaman saygı gösterecek. Asilik ve haksızlık kabile halkları arasında asla söz konusu olmayacaktır. Bütün inananlar birbirini kardeş bilecektir. İnananlar inanmayanlara saldırmayacak, asla canlarına kastetmeyecektir. İnanmayanlar da inananları kışkırtmayacaklardır. İnananlarla saygısızca alay etmeyeceklerdir. Allah'ın inananları koruduğu gibi inananlar da birbirlerini bir arada yaşadıkları her an koruyup kollayacak ve gözeteceklerdir. Bu belgenin bağladığı Allah yoluna girmiş bütün inananlar hiçbir suça ortak olmayacaklardır. Allah yolundan şaşmayacaklardır. Suç işleyen ya da suça ortak olanlar sorgu günü hesap vereceklerdir. Yeryüzünde birbirimizden farklı olsak da sonunda hepimizin Allah'a döneceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. İnananlar günahtan uzak duracak. Neyle karşılaşırsa karşılaşsınlar Allah'ın yolundan ayrılmayacaklardır. Günah ve savaşlar Yasrib'de,
kesinlikle kabul görmeyecek ve yasak sayılacaktır. Bunlardan uzak durun. Bu sayfada yazan cümlelerin her birine saygıda kusur etmeyerek bağlı kalınız. Kureyş'te kimseye yardım edilmeyecek. Ve Yasrib'e saldırmaya kalkanlara gereken karşılık verilecektir. Barış isteğine de aynı şekilde. Barış çağrısına daima barışla cevap verilecek. Ve İslam adına olmadıkça savaşa savaşla karşılık verilmeyecektir. Muhammed böyle buyurur. Günahlarından sıyrılmayı başarıp doğru yolu bulan kim olursa ödülünü alacaktır. İslam size en büyük hediyedir. İnanmanın ödülü büyüktür. Günahtan uzak nefsine hakim kalabileni ahirette cennetin en güzel köşesi bekleyecektir. Medine'de herkesin huzur ve barış içinde rahat yaşaması için ben Muhammed Allah'ın elçisi olarak bunları isterim. Medine'de yaşayan Yahudilere gelince, ki onlar zaten kendilerini çok iyi bilirler. Allah'ın elçisi olarak size soruyorum. Bu okuduğum anlaşmadan daha adil ve daha iyisini görmüş müydünüz? Bunda Müslümanlar kayrılıyor mu? Bu belge her iki tarafın da haklarını korumak için kaleme alındı. Hayatımızı huzur ve barış içinde sürdürebilmemiz için. Aramızda Müslüman olsun veya olmasın, herkesle iyi anlaşmak, iyi ilişkiler içinde ve rahat geçinebilmek için kaleme alındı. Allah'ın elçisi olarak tüm inananların doğru yoldan ayrılmamalarını ve inanmayanların da en kısa zamanda doğru yola katılmalarını diliyorum. Bu belge hem ticari ilişkilerimizin hem de aramızda günlük hayatta sürdürdüğümüz sosyal ilişkilerimizin hayrı içindir. Allah'ın elçisi olarak Muhammed olarak sizden bunu bekliyoruz. Karşısında bir muhtaç gören bütün inananlar Kureyşli olup olmadığına bakmadan onu doyuracak, üşüyorsa giydirecek, hastaysa bakacaktır. Bize düşen her zaman barışa giden yapıcı adımlar atmaktır. Bu şekilde karşımızdan barış beklemeye hakkımız olur. Kimse kimseye borçlu kalmayacak. Herkes birbirinden aldığını zamanı geçmeden yerine koyacaktır. Büyüklerine saygılı davranacak, küçüklerine hor görmeyecektir. Kadınlara farklı muamele gösterilmeyecek, kız çocukları erkeklerle aynı haklara sahip sayılacaktır. Allah'ın yarattığı kimse diğerine üstünlük taslamayacaktır. Herkes kendine yapılsa hoş görmeyeceği bir davranışı karşısındakine uygulamaktan şiddetle kaçınacaktır. Bu belgede yazanlar Kur'an'ın ayetlerini hatırlatabilir. Her ikisi de Medine halkının rahatı için kural ve tavsiyeler içerir. Bu kuralları mutlaka anlayınız. Ne kadar iyi anlarsanız o kadar iyi uygularsınız. Muhammed Resulullah olarak sizden beklediğim budur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi kardeşlerime soruyorum. Okuduklarımın herhangi bir satırında size ters gelen bir cümle var mıydı? Siz kendi dininizin takipçisisiniz, biz de kendimizin. Sizin nasıl peygamberiniz varsa bizim için de Muhammed Resulullah'ımız var. Evet. Değerli kardeşlerim, bundan böyle birlik olalım. Bizim dinimiz bize, bizim peygamberimiz bize, siz Muhammed'e saygı duyun, biz de sizin peygamberinize. Sizin de kendi ibadetiniz yalnız sizi ilgilendirir. Böylece hem burada ve Medine'de rahat ederiz. Hem de çevremizde, yakınlarımızda yaşayan kabileler ve onların yakınları. Sizce bu adil bir anlaşma olmayacak mı? Evet. Bu anlaşmayı hazırlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olsun olmasın bütün kardeşlerimizle barış içinde, huzur içinde yaşamamızı istiyor. Bütün dinlerin amacı bu zaten. Söyleyin Yahudi kardeşlerim, bunu istemiyor musunuz? Neden birbirimizi kıralım? Neden bugünden itibaren anlaşma yoluna gitmiyoruz? Söyleyin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sevgili kardeşimiz Asad bin Zurara bir süre önce aramızdan ayrıldı. O seni koruyanlardan Umallıların sözcüsüydü. Şimdi onlara senin yeni bir sözcü seçmeni istiyoruz. Kimi uygun görürsen itiraz etmeden kabul edecekler. Sen en doğrusunu bilirsin. Bir sözcü seç. Senin bildiğin isme karşı gelmeyecekler.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümamelerin Esad bin Zürara nur içinde yatsın. O sözcünüzken Allah yolunu seçmiştiniz ve işte bu yüzden de kabul ederseniz yeni sözcünüz ben olmak istiyorum. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ne mutlu size ey Umalılar! Bu Allah'ın kimseye bahşetmediği bir şey. Kabileniz için ne büyük bir onur. Yeni sözcünüz hepinize hayırlı olsun Umamahlılar. Bu müjdeli bir haberdir kardeşlerim. En kutsal varlıklardan biri sözcünüz oldu. Şükürler olsun Ebu Bekir. Senden de Resulullah'tan da Allah razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yüce bir insan. Ey Muhammed! Medine'de lider olmaya artık çok yakınsın. Bize bir anlaşma bile hazırlamışsın. Neyin peşindesin söyle, kral sen mi olacaksın yoksa? Ne istiyorsun söyle. Her ne istiyorsan vereceğim söyle. Ey Muhammed söyle bana. Vaz mı geçeyim? Liderliği tacımı sana mı vereyim? Söyle Muhammed. Tahta benim yerime kendin mi geçmek istiyorsun? Söyle bana. Kimileri kılıcıyla kazanır, kimi de senin gibi ikna yoluyla. Şu halime bak, beni ne durumlara düşürdün. Daha tacımı giymeden, halkına söz geçiremeyen biri oldum Muhammed. Neden Muhammed? Ne yapayım? Ne yapmam gerekiyor bana söyle. Ne yapayım? Abu Kays her adımda sizlere sesleniyor. O sizin için her şeyi yapar. Yeter ki sizler Allah'ın gücüne inanın ve sabır gösterin. Kullardan önce onları yaratan Allah'tan korkun. Sizi yönetecek olanlara kıskançlıkla bakmayın. Yöneten siz olursanız adaletli olun. İnsanlara bir şeyler söyleyerek yürüyen bu adam da kim böyle? O Ebu Kays bin Abi Sirmah'tır. İnsanları iyiye ve doğruya çağırması çok güzel. Sanki bu günlerin gelmesini uzun zaman beklemiş. Ebu Kays bir şairdir. İslam gelmeden önce inzivadaydı. Sonra putları reddetti ve temizlendi. Eskiden adet gören kadınlarla ilişkiye girmekten bile çekinmezdi. Önce Hristiyan olmaya karar verdi ama vazgeçti. Evimize son geldiğinde orayı kutsallaştırdı ve bir daha hiçbir kadın ve erkek temizlenmeden giremez oldu. Putları reddettikten sonra hep aynı cümleyi söylüyordu. Ben artık İbrahim'in kuluyum. Bu cümleyi Zeyd bin Nufayl da söylerdi. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. İslam'ı seçti. Bunu ona da söyleyecek. Ne mutlu ona. Gel gidip bu ana şahitlik Hadi. Edelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah'a emanet ol Ebu Kays. Sen iyi bir adamsın. Ve artık bir müminsin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Her gün Allah'a el açıp dua edin. İster güneş doğarken, ister ay parlarken. Allah bizim bütün sırlarımızı bilir. O bizi yanlış yollara girmekten koruyandır. Kuşlar bile dağlarda, tepelerde yuvalarını koruduğu için Allah'a şükrederler. Yakınlarınızla bağlarınızı kesmeyin. Yakınınızdakileri uzağınıza itmeyin. Güçsüzlerle ve fakirlerle yüz yüzeyken Allah korkusunu içinizden eksik etmeyin.
İnancınızın size gösterdiği yolu izleyin. Günah nereden çağırırsa çağırsın, gitmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Yıldız kaydığı zamanlarda ne düşünürsünüz? Bir melek ya da bir kralın öldüğünü ya da tam tersi bir bebek doğduğunu, bazen de öldüğünü. Yüce Resulullah buyurur ki, Allah cennette bir sorun çıktığına kanaat getirince melekler korktuklarını belli etmek için toplanıp hep birlikte kanatlarını çırpmışlar. Ve bu ses de tıpkı bir zincir gibi taşa çarpınca çıkan ses gibiymiş. Ve sonra melekler Allah'ın karşısında sıraya durup ona sen en büyüksün, en yücesin ve en ulusun demişler. Meleklerin korkusu geçince Allah onlara sormuş. Kulak misafirliğinin cezasını bilir misiniz? Biliriz demişler. Duyduğunu kimseye söylemeden kulağına bir ateş düşer. Ve kulağı alevler içinde yanıp kavrulur. İşte bu yüzden her duyduğunuza ne inanın ne de başkasına yetiştirin. Dedikoduların ve boş inançların bizde yeri hiç yoktur. Uzak durun. Başı boş safsataların kitlelere yayılmasını mutlaka önleyin. Bazı şeylerin özelliği insanlardan insanlara yayıldıkça en sonunda kaybolur ve o şey sıradanlaşır. Kimseye hiçbir şey ifade etmez. Bu yüzden insanın bildiği bir şeyi bazen kendine saklaması çok daha makbuldür. Bunları unutmayın ve kendi hayatınızda uygulayın. Çünkü dinimiz bunları emreder ve dedikodudan kesinlikle uzak durun. Allah razı olsun. La ilahe illallah. Sen de kimsin de öyle? Benim adım Savad bin Karim. Falcı mısın? Evet, öyleyim. Seni buraya getiren şey nedir? Burada İslamiyet var. Biz falcılara asla inanmayız. Onların danıştığı cinler kör ve sağırdır. Bunu ben de biliyorum. Buraya fal bakmaya değil, şehadet etmeye geldim. Yakınlarımın da haberi var. Doğru yola girmek istiyorum. Nereye gideyim? Doğru yerdesin ey Savad. Gel birlikte Muhammed'in camisine gidelim. Hadi. Çok şeref duyuyorum. Meğer bunu duyan büyücü duyduklarına bin kat daha yalan eklemiş. Bir gün ortaya çıkmış ki olay anlattığı gibi değil. O gün herkes birbirine bakmış. Büyücü böyle dememişti. Yoksa bütün milleti kandırdı mı demişler. Meğer onunki sadece bir kehanetmiş. O büyücüyü oradan sürmüşler. Bu adam kim kardeşim? Adım Savad bin Karim. Falcı mısın? Evet, yani eskiden falcıydım. Ne istiyorsun? O da şehadet getirmek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne karşı. Resulullah mı? Şükürler olsun ya Resulullah. Senin geleceğin günü cinlerim yıldızlarla müjdelemişlerdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. O günden sonra cininle bir daha karşılaştın mı? Sadece senin gelişinle ilgili haber vermek için uğrardı bana. Bir şeyler sorardım, o da cevap verirdi. Sonra öğrendim ki hem kör hem de sağırmış. Bunu öğrendiğimi kendisine de söylediğimden beri zaten ne uğradı ne de haber getirdi. O günden beri asla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, ey Savad, yıldızları okumak, cinlerin sözleriyle hareket etmek bizim dinimizde yasaklanmıştır. Bugünden sonra falcılık diye bir şey yok. Fal da yok. Ey Resulullah, eskiden birden fazla Tanrı'ya inanır cinleri dinlerdim. Evet, falcılık da yapardım. Ama Resulullah, artık hayatımı kehanetlere değil İslam'a adayacağım. Falcılığın her türlüsünü öldüğüm güne kadar reddedeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şöyle cevap veriyor. Ey Savad, İslam'ı seçmeden önceki günahların İslam'la silinecek. Bundan böyle İslam'ın kurallarına aynen uyarsan her şey düzelir.
Hem bizler de İslam'ı seçmeden Allah'tan başka ilahlara tapardık ama en sonunda doğru yola girdik. Bugün Allah'tan başka kimseyi ilah saymayız. Ve unutma, gerçek Müslümanlar sonunda cennete kavuşacaklardır. Beni İslam'a kavuşturduğun için sana şükürler olsun ya Resulullah. Doğru yola girmemi sağladığın, kabul ettiğin için şükürler olsun. Ben iyi biliyorum ki sen iyi bir insansın. Ve yanındakilerle birlikte şu an pek çok şeye ihtiyacım var. Bunları yardım olsun diye sana getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim alıp yememizi istedi. İşte bu ilk işaret. Peygamber olduğu için kendisi kabul etmedi. Bunu beğenmediysen diğerinin içinde hurma var. Sana da onu verebilirim. Hurmayı seversin. Lütfen al, ihtiyacım var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurmaları da bize verdi. Kendi yemiyor. Bütün kardeşlerime paylaştırın dedi. İkinci işaret. Benimle birlikte Yasrib'in diğer Yahudi liderleri Al-Nadir, Kuaynaka ve Kuraytah seni bir ziyaret edelim dedik. Muhammed gelene kadar burada rahattık. Ama o geldi ve bir de baktık ki kadınları da getirmiş. Sayıca bizden daha fazla olmaları bizi çok korkutuyor. Bizi çoktan ezip geçti zaten. Ne yazık ki ona yenildik. Demek böyle düşünüyorsun. Muhammed'e teslim olalım yani. Bize emrettiği her şeyi yerine getirip boyun eğelim ona, öyle mi? Çünkü uymazsak bizi cezalandıracak. Acımadan Medine'den sürecek. Farkındayım. Üzerimize dev bir kara bulut çökmüş durumda. Onun karşısında rol yapmam gerekti. Kendi halkım sırt çevirmesin diye. Ama işimiz çok zor. Beklemekten başka hiçbir çare yok. Tahta geçtiğim gün bilin ki bütün şartlar değişecek. Al-Avz ve Al-Kazraj kabileleri seni Muhammed için terk mi edecekler? Dönüp gitmeleri böyle kolay mı? Bir şey söyle. Anlaşılan öyleymiş. Hepsi ona inandılar. Ona da inandılar, getirdiği mesaja da. İyice güçlendi. Başına böyle bir şey gelen ilk kral benim herhalde. Ne İran ne Roma böylesini görmemiştir. Eğer ona isyan bayrağı açarsam, o zaman birlik olup beni ezerler, Yasrib'den sürerler, bir daha da geri dönemem. Bunun olmasını mı istiyorsunuz? Ben istemiyorum. Hala buradayken iyi düşünmeliyim. Plan yapmalıyım. İyi bir plan. Öneriniz var mı? Ona gideceğiz. Ben Al-Hüseyin İbn Salam. Yahudilerin değer verdiği, liderliğe layık gördüğü sevilen biriyim. Buraya sana şehadet getirmek için geldim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Diğer Yahudi liderler de sana gelmek istiyor. Ben saklanayım, onlara beni sor istersen. Hiçbir şeyden haberleri yok. İslam'ı seçtiğimi de duymasınlar. Çünkü eğer duyarlarsa beni küçük düşürürler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Artık senin adın Abdullah İbn Salam olacak. El Hüseyin değil. Diğerleri geldiği zaman da şu ağacın arkasına geçeceksin. Ey Resulullah, bana şeref verdin.
Adımı bundan böyle büyük bir onurla taşıyacağım. Biz Yahudi liderleriyiz. Hadi çabuk saklan Abdullah. Şuraya. Buraya Muhammed'le biraz konuşmaya geldik. Müslümanların lideri Muhammed'e selam olsun. Ey Yahudi lideri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şöyle diyor. Benim yeni peygamber olduğumu siz Tevrat kitabından zaten biliyordunuz. Bildiğiniz şeyi neden inkar etme yoluna gittiniz? Böyle yaptığınızı siz de biliyorsunuz. İnsan bildiğini inkar eder mi? Sizden dürüst bir açıklama beklerim. Ey Resulullah. Sen buraya gelmeden önce Yasrib şehrindekilerle savaş halindeydin. Ve onlar da bizi şu sözlerle tehdit ederdi. Yakında yeni bir din ve yeni bir peygamberle karşılaşacaksınız. O din İbrahim'in dinidir. Ve o peygamber ortaya çıkınca sizinle büyük bir savaşa girişecek. Birinizi bile sağ bırakmayacak. Ve işte şimdi yine Yüce Rabbimiz bize söylediği gibi yeni bir elçi ve yanında da söylediği gibi yeni bir din yolladı. Şimdi bunu inkar mı edeceksiniz? Biraz yavaş ol bakalım. Biz Musa'nın Tevrat'ta bahsettiğinden başka bir şeyi kabul etmeyiz. Siz Musa'ya da zorluk çıkardınız. İnkar etmeye kalkışmayın. İbni Al-Hayben, o gelmeden önce sizi uyardı ve Allah'ın elçisine kayıtsız şartsız inanmanız gerektiğini söyledi. Evet, doğrudur. Aynı zamanda Allah'ın elçisinin Mekke'de ortaya çıkacağından bile haberleri vardır Rabia kardeşim. Ama bunu bile inkar ettiler. Ne de olsa birinin kral olmasını istediler. Ama senin Allah'ın elçisi olduğun yüzünü görmeden bile sırf karakterinden anlaşılıyordu. Senin ilettiğin mesajları ancak bir peygamberden alabilirdik. Birileri seninle hep tartıştılar. İnanmak istemediler. Sana inanmamakta hep inat ettiler. Ama hepsi boştu. Sen doğruydun. Tek gerçek senin o kişi olduğundu. Şimdi de bunlarla savaşıyorsun. Ey Yahudi kardeşlerim, uyumayın. Muhammed'inki sizi de kapsayan kutsal bir görev. O Allah'ın elçisi. Bunu görün artık. Resulullah diyor ki, bana imsalamı anlatın. O bizim, yani Yahudilerin lideridir. Zeki ve bilge bir adamdır. Ey Yahudi dostlarım, El-Hüseyin öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tanıştım. Hüseyin yok, Abdullah var artık. Ben de İslam'ı seçtim. Yahudi kardeşlerim, Allah'tan korkun ve Muhammed'in kim olduğunu inkar etmeyin. Muhammed'den Resulullah, Allah'ın bize yolladığı elçidir. Adı ve bütün özellikleriyle Tevrat'ta da geçiyor. Her şeyimle şahidim ki Muhammed Allah'ın elçisidir kardeşlerim. Ben de artık onun Allah'ına ve dinine inanıyorum. Rabbi kardeşlerim, durun, doğruyu söylüyorum. Yahudi kardeşlerim, siz gerçekleri inkar ediyorsunuz. Bu yalanlar sizi kurtarmaz. Ben size demiştim ki Resulullah ihanetten ve yalandan, sinsilikten, hıyanetten nefret eder. Hepiniz duydunuz, ben Müslümanım. Muhammed'in önünde şehadet getirdim. Artık bana inanıp sevenleri de bu yolla çekeceğim. Onlarla bir araya gelip İslamiyet'i anlatacağım. Ne haliniz varsa görün. Demek bizi terk edeceksin. Kendi halkını terk edip yabancılara gideceksin, öyle mi diyorsun? Ben Abdullah İbn Salam ve kimseyi kimse için terk ediyor değilim. Sadece doğru dini seçtim. İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü dinledim. Ve ondan hemen sonra gelen Hazreti Muhammed'in sözünü. Ondan önce gelen İsa da farklı değildi. Ondan önce gelen Musa da değildi. Onların her birini Allah yolladı. Allah şahit, bu din doğru dindir. Ve Allah şahit, ben başka bir din tanımıyorum. Canımızı çok sıktın İbn Salam. Ne kadar inkar ederseniz edin, gerçek tektir ve değişmez. Ey Yahudi kardeşler! Allah'ın dinini kabul etmemekte eğer bu kadar kararlıysanız, hiç olmazsa Müslümanların Medine'de komplo kurduklarını ve Resulullah'ın buraya Medinililerin aklını çelip baştan çıkarmaya geldiğini iddia etmeyin. Onun
Kimseye karşı kötü bir niyeti yok. Ona ters gitmeniz doğru değil. O çok güçlü. İsteseniz de zarar veremezsiniz. Ama bu cahilce davranışlarınızın da sorumluluğunu mutlaka almanız gerekir. Hem dünya hem ahiret için. İslam'a inanan bütün kullar ödüllendirilecektir. İnkar edenler de o derece cezalandırılacaktır. Seçiminizi yapın ama sorumluluğunu da alarak. Cennet herkese açık. Ama girmek için inanmanız gerekiyor. Allah yanında olanları korur, cennetine alır. Son sözüm bu. Ey Muhammed! Az önce İbrahim'in dinini izlediğini söyledin. İbrahim'in Yahudi olduğunu bilmez misin peki? Yeter! Getirin Tevrat'ı, doğrusunu görelim. Asla olmaz. Bunu yapmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Yalanlar daha mı tatlı geldi? Gerçeklerden korkuyor musunuz? İnanmak işinize mi gelmiyor yoksa? Kitapların sayfalarını görmeyecek kadar kör müsünüz kullarım? Kitaplar Allah tarafından sorunları çözmek, karmaşıklıkları önlemek için yeryüzüne yollandılar. Kafirler ateşten kaçamayacaklar. Ateş onlara belki sadece geçici bir süre dokunmayacak ama eninde sonunda onları içine alıp kavurarak yok edecek. Allah Muhammed'den razı olsun, bütün Müslümanlardan da. Allah'ın elçisi bu ağacın altında otururdu. Resulullah'a neden öyle baktığını bize de söyler misin? İşte peygamberin mührü. O bir peygamber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, karşıma gel. Ya Resulullah, Allah'tan başka ilah yok ve sen de onun elçisisin. Buna tüm varlığımla şahidim. Ben İran'dan Nasibene, Irak'tan Suriye'ye kadar bir keşişten bir keşişe seni sordum. Bir manastırdan diğerine sürüklenip durdum. Bugüne kadar hep senin karşına geleceğim günü bekledim, inan bana. Bir keşiş bir gün bana senin Mekke'de görüneceğini söyledi. Varımı yoğumu bir kervana verdim ve belki de seninle karşılaşırım diye Hicaz yoluna düştüm Resulullah. Ama beni orada bir Yahudi'ye sattılar. Önce bir köle, sonra da zengin bir adamın evlatlığı oldum. Sen gelene kadar o Yahudi'nin evinde sabırla seni bekledim ve Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki şu anda karşındayım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yüce Rabbim, sana bin kez şükürler olsun. Bu öyle bir lütuf ki yaşadığım sürece başka şey istemiyorum. Senin dinine inanmak ve senin peygamberinin karşısında şehadet getirmek. Her şeyimle şahidim ki Allah tektir. Yüce Rabbimin bir eşi yoktur. Yüce Rabbimin bir eşi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikayenden çok etkilendi. Onun dinini seçmiş olmandan da. Sana diyor ki, efendine bir mektup yaz. Ona artık özgür olduğunu, serbest bırakmasını söyle. Ey Müslüman kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden yardım etmenizi istiyor. Baş üstüne Resulullah. Ey Al-Avs ve Al-Kazraclı kardeşlerim, hep birlikte inananların annesine, Resulullah'ın eşine Ayşe'ye gidelim derim. Siz ne dersiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna çok sevinir. Ve daha sonra da kızı Fatma'nın evine uğrayalım. Ali bin Ebu Talib'in teklifinden bahsedelim. Ne dersiniz? Oradan da göçmen kız kardeşlerimizin evlerine uğrarız. Öncelikle Umruman'a gideriz. Ne de olsa eşi Ebu Bekir'in hasta olduğu haberini almıştık. Oradan da Safiye'ye uğrarız, El Zübeyir'in annesine. Tabii Resulullah'a yardım eden Esma'ya da bir uğramamız gerekiyor. O da Medine'de bebek dünyaya getiren ilk Müslüman kadın. Her birine Resulullah'ın yüce selamını götürelim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi kardeşlerim, gidelim. Ey Müslüman kardeşlerim! Rabbimiz buyuruyor ki,
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İster oturarak dua edin, ister ayakta, ister yan yatarak, yeter ki dua edin. Sadakallahu lazim. Sadakallahu lazim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: önce evinizde temizlenin. Sonra Allah'ın evlerinden birine gidin. Allah'ın farzlarından birini yerine getirin. Ve böylece günahlarınızdan arının. Ruhunuz da temizlensin. Her anlamda huzura kavuşun. Ey Rabbim, bize İslam'ı gönderdin. Bizi yüce İslam diniyle şereflendirdin. İslamiyeti ve bütün Müslümanları koru. Müslümanların ondan ayrılmalarına izin verme. Muhammed'in adını her nefeste analım. İbrahim'i kalbimizden eksik etmeyelim. Onların yüceliğine, peygamberliğine şahit olalım. Allah'ım sen bizim. Allah'a şükürler olsun, buralara kadar böyle rahatça geldik. Ensarlara sığındık. Onlar bizi kardeşlerinden ayırt etmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıktılar. Onlar da bize katıldıkları zaman İslam gördüğünüz gibi daha da güçlendi. Artık çok daha büyüğüz ve çok daha güçlüyüz. Kanuna uygun olanla uymayanı biliyoruz. Artık her şey daha güzel olacak. Ya Resulullah, biz dua etmek için senden davet bile beklemiyoruz. Her an hazırız. Kalbimiz sana açık. Ama bir çağrı daha güzel olmaz mıydı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: o da Yahudiler gibi Müslümanları çağırmak için özel bir ses olmasını istermiş. Mesela bir çan. Ama Müslümanların duayla çağrılması uygun olurmuş. Çok iyi bir haberim var ya Resulullah. Çok iyi bir haberim var ya Resulullah. Neymiş o iyi haber, söyle bakalım. El-Harit bin Al-Kazraj'ın kardeşi Abdullah bin Zeyd'le konuştum ya Resulullah. Bana bir rüya gördüğünü söyledi. Rüyasında bir adam elinde bir çanla ona gelmiş. Abdullah sormuş: bunu bana satar mısın? Adam da ona: ne yapacaksın bunu demiş. Abdullah: bu bizim duaya çağrımız olacak demiş. Adam ona: dur biraz demiş. Onun için başka bir yol var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala felah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ben de bu rüyanın aynısını gördüm. Ya Resulullah, bunun anlamı ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: bunun Allah'ın dileği olduğunu söylüyor bize. Hemen Bilal'le birlikte Abdullah bin Zeyd'e gidin. Onunla bir konuşun bakalım. Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salah. Hayya alas salah. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ayın 12'si Cuma günü girmiş oldu. Peygamberliğinin 14. yılının dolduğu gün. Tarihçilere göre o dönem Peygamberimiz 53 yaşındaydı. Muharrem ayına kadar orada kaldığı sırada Muhacirin ve Ensar kabilelerinin hayatlarını düzenledi. Onları İslam çatısının altına aldı. Barış içinde yaşamalarını sağladı. Gelişiyle birlikte Yasrib'de halkın büyük bölümü artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna girmişti. Şehrin adı da değişerek
Medine el münevvere oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra İslam'a çağrısını farklı bir boyuta taşıdı. Şehirde askeri bir kampanya başlattı. Dursun. Osman. Emredin efendim, dinliyorum. Dört yana haber sal. Reisli kervanlar Muhammed yüzünden artık tehlikede. Hadi. Hemen. Siz kimsiniz? Ben Ubaydah bin Al-Harit bin Abdülmuttalib. Bu da Saad bin Abi Vakkas. Bunlar da Mekke'den adeta kovaladığınız, zulümle baskıyla ezmeye çalıştığınız bir grup Müslüman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına hesap soruyoruz. Kervanlarınıza el koyuyoruz. Tıpkı sizin de masum Müslümanların varına yoğuna zorla el koyduğunuz gibi. Ey Ubaydah! Kabe şahit, böyle saldırıya geçeceğiniz aklıma gelmezdi. Bilin ki biz Kureyşliler kervanlarımızı korumak adına her şeyi yaparız. Canımız pahasına da olsa bu kervanları size teslim etmeyeceğiz. Çevrenize şöyle bir bakın. Sayıca sizden çok büyüğüz. Nereye gidiyorsunuz? Müslüman kardeşlerimizin yanına. Ey İkrima! Bu adamlar El-Miktat bin Amr ve Utbah bin Gazvan. Onlar da bizim kardeşimiz oldular. Allah adına söylüyorum. Çekilip kervanları bize bırakın. Biz de adamlarımızı canımız pahasına koruruz. Bunu böyle bilin. Siz Al-Miktat'la Gazvan'ı alın. Bizi de bırakın, yolumuza gidelim. Bak öyle olur işte. Adil bir anlaşma. Değerli liderim, Hamza bin Abdülmuttalib'in emrindeki bir grup Müslüman bize doğru geliyor. Demek Muhammed şimdi de yandaşlarını üstümüze saldı, öyle mi? Belki kervanlarımızı gözlerini kestirdiler. Git o Hamza'ya söyle, akıllı olsun. Eğer kılıçlarımızı çekersek yaptıklarına pişman ederiz. Hadi git. Hemen efendim. Hamza. Başlarında onun olması zaten sinirime dokunuyor. Bir bu eksikti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılına geldiklerinde Kureyş'e gitmek üzere bir grup Medineli ile birlikte yola çıkarken El-Sa'eb bin Matona
geçici bir süre liderliğini devretti. Muhammed geri dönene kadar başta biri olmalıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda Suriye'ye doğru yola çıkmış bir kervanın haberini aldı. Yungu yakınlarında kamp kurarak Cuma Dağı'na kadar orada bekledi. Bu arada Mudliş kabilesindeki dostlarıyla da barıştı ve düşmanlarıyla savaşmadan geri döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yılın büyük kısmını istilalar ve kampanyalarla geçirdi. Medine el-Münevvere'ye saldırmak isteyen başka kabileler de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları neyse ki her an tetikteydiler. Başta Karz bin Caber olmak üzere pek çok düşmanla çetin mücadeleler vererek onları alt ettiler. Bu mücadeleler onlar için adeta asıl büyük düşmanla savaşa hazırlık süreciydi. Çünkü yollarından çekmeleri gereken onlardı. Ve ne pahasına olursa olsun düşmanlarına teslim olmayacaklardı. فيمينه قدر وما ترمي اليمين قضاء Ey din kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir mektup yollamıştı. Ve onu tam 2 gün sonra okumamı istedi. 2 gün bugün doldu. Resulullah şöyle buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu okur okumaz yola çıkıp Mekke ile Altayif'in ortasındaki Naklah'ya gelin. Kureyşli kervanı durdurun ve amaçlarının ne olduğunu öğrenin. Resulullah'ın emirlerine aynen uyacağız. Resulullah'ın emirlerine aynen uyacağız. Ey din kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden kimseyi zorlamamamı istiyor. İstemeyen hemen geri dönsün. Diğerleri Allah adına yürüsün. Resulullah böyle ister. Resulullah ne derse o olur. Resulullah ne derse, Resulullah ne derse o olur. İşte Kureyş kervanı. Güneş batmadan bizi geçmelerine mutlaka engel olmalıyız. Hadi hemen saldıralım.
Abdullah, Resulullah kızmasın. Onun güvenini kaybetmek istemeyiz. O mektuptan anladığımız kadarıyla o kervana saldırmamızı istiyordu. Ama bu konuda açık ve net bir ifade kullanmamıştı. Ben bu konuyu düşündüm. Kararımı verdim. Siz de öyle yapın. Verdiğin karar beni fazlasıyla korkuttu. Geri dönüyorum. Madem şu an liderimizsin, senin peşinden ayrılmamalıyız. Sen nereye, biz de oraya. Bu da kim oluyor? Sen tanıdın mı? Kutsal Kabe'ye geliyorlardır. Korkmaya gerek yok. Hadi. Bak, gördün mü? Gidiyorlar. Onları bırakırsak oraya sığınırlar. Öldüreceksek de kutsal aylarından birinde yapalım derim. Nasılsa bizden kaçamazlar kardeşlerim. O yüzden acele etmemiz için bir neden göremiyorum. Haklısın. Bizden asla kaçamazlar. Teslim olun yoksa ölürsünüz. Develer dahil Müslümanlara göre olan her şeyi toplayın. Bu Mekke'de kardeşlerimizi yağmalayan, her şeylerine el koyanlara bizden cevap olsun. Hadi sağa da haber verelim. Muhammed'in emriyle yola çıkan gruplar Kureyşli kervanları yolda durdurup yağmalıyorlar. Bu durumda biz ne yapacağız? Kervanlarımız tehdit altındayken meydanı Muhammed'e bırakacak değiliz herhalde, öyle değil mi? Durun Kureyşli kardeşlerim. Onlar Medine'ye siz her şeylerine el koyduğunuz için göç ettiler. Bu onlar adına çok önemli bir adımdır. Kervanlarınıza da bu yüzden saldırıyorlar. Kaybettiklerini telafi etmek için bu yolu seçiyorlar. Bu iş bununla kalmaz, ben size söyleyeyim. İki taraftan biri diğerini ezene kadar asla rahat yüzü göremeyeceğiz demektir. Ey Kureyş halkı! Ey Kureyş halkı! Bu ses, bu bağıran Osman bin Abi Talhah değil mi? Muhammed'le Kureyşliler arasında durum kızıştı. Ey Kureyş halkı! Muhammed'in yandaşları develerinize el koydular. Medine'ye varmalarından önce onları durduralım. Vahid Altami'yi Amr bin Al-Hadrimi'yi öldürdü. Ey Kureyş halkı! Tamam, ne bağırıyorsun? Kesin Kureyşliler durumu haber alıp peşimize düşmüşlerdir. İstedikleri kadar düşsünler. Sizi buraya kadar onların bilmediği bir yoldan getirdim. Hadi o zaman devam ediyoruz. Hadi. Onları gece vakti nasıl bulacağız? Gece onları saklar. Abdullah'ın onları farklı bir yoldan götürdüğünden hiç şüphem yok. Yani develerimizi Yasrib'e götürsünler, öyle mi? Yasrib'e kadar peşlerinden gidebilecek miyiz? Ben olsam giderdim, pes etmezdim asla. 100 askerlik bir ordum olsa o kervana el koyup kaçmalarına izin vermezdim. Dur biraz Halit, önce beni dinle. Tamam, söyle. Kervan elimizden kaçtı. Tamam, bunu Kureyşli liderlere nasıl açıklayacağız, onu söyle. Nasıl mı? Tabii ki şöyle. Giderken yolda gözden kayboldular. Ağrırken Medine'de olmayı,
ve Resulullah'ın camisinde dua edebilmeyi çok istiyorum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkmaya korkuyorum. Ben belki senden de çok korkuyorum. Göz göre göre ona karşı gelmiş sayılırız, öyle değil mi? Sen böyle mi düşünüyorsun? Evet. Ona resmen karşı geldik. O halde bizi büyük bir felaket bekliyor demektir. Hem Sa'd bin Abi Vakkas ve Utbah bin Gazvan'ın nerede olduğunu da bilmiyoruz. Abdullah bin Caş ve arkadaşlarının haberi Kureyşlilere ulaştığı zaman Halid bin el-Velid ile İkrimah bin Ebi Cahl kervanı geri almaya gönderildiler. Ama ne yazık ki ikisi de Kureyş'e elleri boş olarak döndüler. Abdullah ise kervanla Medine'ye vardığı anda Sa'd bin Ebi Vakkas'ı kaybettiği için Resulullah'ın onu büyük bir kızgınlıkla beklediğini düşünüyordu. Başına geleceklere kendini çoktan hazırlamıştı. Ne yaptınız siz Ebu Hutayfa? Ne oluyor söyler misiniz bana? Bu Kureyş'in kervanı. Naklahta el koyduğumuz. Kimden emir aldınız? Ne söylesek boş. Şimdi doğruca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidelim. Zaten o da sizi bekliyordu. Ey Resulullah! Esselamun aleyküm ya Resulullah. Esselamun aleyküm ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinize soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mektubu okuyunca ne yaptınız? Mektubunu iki gün bekledikten sonra okuduk Resulullah. Sonra da senin buyurduğun üzere Nakla'ya gittik ve yolda o kervanı gördük. Oradaydı. Peki sonra ne oldu? Osman bin Abdullah Al-Mahzumi ile Al-Hakim bin Kaysan'ı esir aldık. Ama çabalarımıza rağmen Nawfal bin Abdullah Al-Mahzumi'ye yetişemedik. Kaçırdık. Evet, devam et. Sonra ne yaptınız? Vahid Al-Timimi bir okla Amr bin Al-Hadrimi'yi vurdu. Onu öldürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size şöyle diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben hiç kimseyle savaşın demedim. Vakkas'la Utbah bin Gazvan neredeler? Said'in devesi kaçınca onlar da onu bulmaya gittiler. Nereye gittiklerini bilmiyorduk ama onlarla Medine'de yeniden karşılaşırız umuduyla devam ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. O kervandan hiçbir şey almayacağım. Oradan getirdiklerinizi elimi sürmeyeceğim. Kervanı bırakın, esirleri Said ve Utbah dönene kadar buradan başka bir yere götürün. Resulullah size ne söyledi? Olmadı kardeşim. Başaramadık. Ama neden? Ne yaptığını söyleyin. Ona karşı geldik. Bize kutsal aylarda kimseyle savaşmayın demişti. Ya biz ne yaptık? Bir Kureyşli'yi öldürdük. Bana bakın, Resulullah'ın emirlerine karşı gelmeniz çok büyük bir hataydı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayal kırıklığına uğradım. Ey Kureyş halkı! Ey Kureyş halkı! Muhammed ve arkadaşları bu kutsal ayda bizden bir can aldılar. Kervanımıza el koydular. Adamlarımız esir düştü. Kutsal ayda bunlar yapılır mı? Öyleyim. Yanlış biliyorsam kabul etmeye hazırım. Hayır Ebu Hanike. Sadece Şaban ayında yaptıkları şeyi tekrarladılar, o kadar. Yeğenini bana savunmaya kalkma Al-Abbas. Bir dakika. Diğer Kureyşliler Suriye'ye uzanan ticaret yolumuz Yasrib'ten geçiyor. Onlarla savaşa girersek kazanamayız. Onlarla savaşacağız.
Muhammed'i bize geri verecekler. Üstelik Mekke'de olmaya şu anda ihtiyaçları var. Senin neden güldüğünü bir anlayabilsem. Güzel bir şeyler oluyor. Neymiş bu, söyle de ben de bileyim. Muhammed ve yandaşları güzel şeyler yapıyorlar. Senin bu işten nasıl bir çıkarın olabilir peki? Onları evlerinden kovarak, her şeylerini satarak, bir şeyleri ellerinden alarak, işkence yaparak ne elde edebilirsin ki? Bütün bunları yaparak eline ne geçebileceğini düşünüyorsun? Sizin yaptıklarınızın yanında Muhammed ve arkadaşlarının yaptığı hiçbir şey değil. Bu nasıl peygamber? Evet, o gerçekten peygamber. Hem huyları hem de gerçekleştirdiği mucizeler peygamber olduğunun birer kanıtı. Siz inkar etmeye devam edin bakalım. Bu size bir şey kazandırmayacak. Ama artık biraz akıllı olun. Tevrat'ın çağrısına kulaklarınızı tıkamayın sakın. Allah biliyor ya, o bundan görce tavrımızı kesinlikle hak etmiyor. Bırak da biraz bu anın tadını çıkaralım. Muhammed yakında Kureyş'le çok büyük bir savaşa girecek. Mekke liderlerine karşı koyabilmesi mümkün değil. Peki sen buna neden bu kadar seviniyorsun? Falcılarımızdan birinin dediğine göre savaş çok yakın. Ve sonucunda Muhammed ve bütün arkadaşları büyük bir bozguna uğrayacak. O kadar söylüyorum. İnanıp inanmamak sana kalmış. Hepsi bu. Bana kalırsa sen hayal görüyorsun. Allah elçisini bırakmaz. Sen hiç boşuna ümitlenme. Ben şimdi ne yapacağım bu tayfa? Allah'ın elçisine karşı geldim. Geldik. Birlikte yaptık. Ama ben liderim. Ama bize seçme şansı tanıdın. Ey yüce Rabbim, kullarına merhamet göster. Bir hata yaptık, bağışla bizi. Ey Resulullah, Vakkas'la Utbah bin Gazvan Medine'ye döndüler. Ey Müslüman kardeşlerim! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size bir mesajı var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Esirleri bırakın. Onlar sağ salim geldikleri yere dönsünler diyor. Neler oluyor kardeşlerim? Sen bilmiyorsun. Abdullah ve diğerlerinin yaptıklarına şahit olmamana sevindim. Abdullah çok büyük bir günah işledi. Allah'ın üzerinde bir güç olamaz. Allah'ın üzerinde bir güç olamaz. Abdullah ve diğerleri neredeler? Herkesten saklanıyorlar. Çünkü utanıyorlar. Ebu Süfyan, o Muhammed'e dikkat et. Yandaşlarına da. Gözleri üstünde. Olur da karşına çıkarlarsa haberleşirim. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Umarız Mekke'ye sağ salim dönersin. Gülümsediğini görmek ne güzel Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, şehre dönmeniz gerekiyor. Ama neden Resulullah? Çünkü Müslüman kardeşlerimiz için yeni bir vahiy inmiş. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Kavga etmek dinimizde zaten çok büyük bir günahtır. Ancak bunu Allah'ın gözü önünde ve onun yolunu kesmek için yapmak
elbette ki daha da günahtır. Kutsal eve girişi engellemeye çalışmak ve orada her kim varsa onu dışarıya çıkarmayı istemek de günahtır. Sadakallahül azim. Sadakallahül azim. Sadakallahül azim. Elhamdülillah yüce Rabbim. Elhamdülillah yüce Rabbim. İnşallah Rabbimiz bizi bağışlamıştır Hutayfa. Bağışlaması için saatlerdir dua ediyoruz zaten. Abdullah! Hutayfa neredesiniz? Bu Saad'in sesi. Burada mısınız kardeşlerim, ses verin. Yaklaşın. Yaklaşın. Size güzel haberlerim var. Öyle mi? Bağışlandık mı? Çabuk söyle. Sizi rahatlatacak bir vahiymiş kardeşlerim. Hem sizin hem de diğer kardeşlerimizin rahatlamaları için. Hadi çabuk. Geliyoruz. Allah'a şükür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kervanı alın ve buradan götürün. Resulullah, bil ki senin yolunda babam da ben de ölmekten korkmayız. Affet bizi ey Resulullah. Resulullah sizi affetti ve artık korkmanıza gerek kalmadığını söylüyor. İçiniz rahat olsun. Kutsal aylarda adam öldürmek günahtır ama bir bilgenin haklı çıkması daha da ağırdır. Şimdi şiir okumanın sırası değil. Resulullah diyor ki, konuş Hasan. Mekke'de bir şair hakkınızda herkese kötü şeyler söylüyor. Siz öyle insanlar değilsiniz. Müslümanların onuru için çabalıyorsunuz. Ben de onlara kendi şiirlerimle ağır bir şekilde saldıracağım. Onlar Resulullah'ı karalayabilecek adamlar değiller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şöyle diyor. Onları büyüttüğünüze değmez. Sakin olun. Onlar sana tabii ki zarar veremez Resulullah. Ama herkesin canını sıkıyorlar. Senin için rahat olsun. Şiirini oku bize. Kutsal aylarda adam öldürmek günahtır ama bir bilgenin haklı çıkması daha da ağırdır. Kimse ama hiç kimse Muhammed'i, Allah'ın elçisini susturamaz. Kimsenin buna gücü yetmez. Haklısın Hasan, haklısın. İnsanları kutsal evden bile kovaladınız. Yoksa Allah'ın kutsal evi sizin tapulu malınız mı? Resulullah'ı öldürmeye kalkmaktan da utanmadınız. İslam'ı hem sevmiyor hem de kıskanıyorsunuz. Sizin gibilerin kanını içmeye talibiz. Bu savaşı Naklah yakınlarında Vahid başlattı. Şimdi Abdullah'ın oğlu Osman da burada. Onu zincire vurduk ama yakında sizindir. Çok yakında. Ağzına sağlık Hasan. Allah senden razı olsun ey Hasan. Allah şahit, senin bu sözlerin onların oklarından daha etkili. Kutsal aylarda adam öldürmek günahtır ama... Ey Müslüman kardeşlerim! Medine'ye hicret etmemizin artık 2. yılındayız. Allah bizden oruç tutmamızı istiyor. Medineliler olarak. Enzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizden önceki kardeşleriniz gibi... Nefsinizi terbiye etmek amacıyla bu ayda oruç tutun. İradenizi güçlendirin. Eğer hasta ya da uzun bir yolculuğa çıkmak üzere değilseniz, oruç tutmanızda sakınca yoktur. Fitre vermek ve bir fakiri doyurmak da bir o kadar sevaptır. Ramazan ayı, İnsanlara yol göstermek için indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere bu yönde hayırlı bir aydır.
Ramazan ayı boyunca hepiniz oruç tutunuz. Sadakallahülazim. Sadakallahülazim. Allah razı olsun. Ben Ebu Sufyan bin Harp. Bu kervanın güvenliğinden endişeliyim. Bir iki kişi bizim önümüze geçsin, bize haber getirsin. Böylece Muhammed ve yandaşları her ne yapıyorsa önceden biliriz. Gerekirse bütün kafile buradan kaçarız. Hepiniz çok dikkatli olun. Mekke'den Suriye'ye götürdüğümüz bütün mallar bu kervandadır. Eğer bu mallar da Muhammed'in eline geçerse, İşte o zaman bu bizim felaketimiz olur. Haydi! Ey Müslüman kardeşlerim! Muhacir ve Ensar kabileleri! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Kureyş kervanı Suriye'den yüklü olarak dönüyor. Gidip onu görün. Allah bunu istiyor. Resulullah sizden haber bekliyor. Gideriz ya Resulullah. İster genç olun ister yaşlı, gidin ve o Kureyş kervanını yakalayın. Sen gitmemizi istiyorsan gideriz ya Resulullah. Gece bir kabus gördüm. Ve gördüğüm şey beni çok korkuttu. Kabus mu? Ne gördün Atika? Kardeşim, öyle kötü bir rüyaydı ki anlatamam. Sanırım din kardeşlerimizin çok yakında başlarına çok kötü bir şeyler gelecek. Bunlar lütfen aramızda kalsın. Ne gördün? Anlat da ben de öğreneyim. Çölde deve üstünde giden bir adam vardı ama çölün ortasında birden durdu. Derken avazı çıktığı kadar bağırdı. 3 gece sonra ölüm var. İnsanlar etrafında toplandılar. Sonra peşinde o kadar insanla doğruca Kabe'ye girdi. Kabe'nin tepesine çıktı. Ve sonra bir kez daha bağırdı. 3 gece sonra ölüm var diyordu. Kabe'de bunu söyledi. Avazı çıktığı kadar bağırdı. 3 gece sonra ölüm var diyordu. Sonra yeniden devesine atladı. Abi Kubeys dağına tırmandılar. Ve dağa geldikleri zaman orada bir kez daha bağırdı. Sonra eline bir taş aldı. Ve taşı attı. Taş yuvarlandı. Dağın eteklerine kadar gitti ve aşağıda parçalara ayrıldı. Parçalar Mekke'de ne kadar ev varsa pencerelerini kırdı. Pencereler paramparça oldular, dağıldılar. Gerçekten çok tuhaf bir rüyaymış. Bu aramızda kalsa daha iyi, kimsenin haberi olmasın. Kimseye söylemeyelim. Abbas, eğer vaktin varsa seninle biraz konuşmak istiyorum. Söylemek istediklerim var. Ben de seninle konuşmak istiyordum, iyi olur. Böyle dalıp dalıp ne düşünüyorsun? Bir rüyayı. Ne dedin? Rüya mı? Hayır, hayır. Evet, inkar etme. Hem rüyaları iyi yorumladığımı sen de bilirsin Abbas. Anlatırım ama aramızda kalsın kardeşim, kimse duymasın. Elbette. Atika çok garip bir rüya görmüş. Günlerdir etkisinden kurtulabilmiş değil. Gerçekten çok korkmuş. Anlat, dinliyorum. Bak şimdi. Adamın biri... Ey Müslüman kardeşlerim! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... Sallallahu aleyhi ve sellem. 3 kişi bir deveye dönüşümlü olarak binecek. Böylece herkes eşit yorulup dinlenecek. Haksızlık olmayacak. Hadi devam edelim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Savaş isteyenlerle savaşmak günah sayılmıyor. Çünkü amaç onların yanlışını düzeltmek.
Allah doğrunun yanındadır. Bunu hiç unutmayalım. Allah'a sığınmaktan hiç vazgeçmeyelim. Evlerinden zorla çıkartılan bütün kardeşlerim yine de derler ki Allah'ın takdiri neyse odur. O her şeyin en doğrusunu bilir ve yapar. Onlar bile her adımda Allah'a sığınırlar. Allah adının geçtiği her yerde, ister cami olsun, ister kilise, ister sinagog, ona seslenenleri duyar. Ondan yardım isteyene yardım elini mutlaka uzatır. Allah'a el açmaktan sakın korkmayın. Neden böyle huzursuzsun? Söylesene Ebu Sufyan. Gerçekten tedirgin görünüyorsun. Kervanımız için endişeleniyorum da ondan. Mekke'ye sağ salim varabilecek miyiz? Senin gibi zeki bir adamın böyle şeyler düşünmesi doğrusu bana çok tuhaf geldi. Başımızdaki tehlikeyi düşünürsek bu çok normal. Boş ver, ne olabilir ki? Bak buraya kadar rahat geldik. Ebu Fadıl. Yine ne oldu? Kadınlar ne zamandan beri peygamber oldu? Hiçbir şey anlamadım. Hakikanın gördüğü şu garip rüya. Evet. Ne gördüyse hemen bana da anlat. Erkeklerinizin peygamberlik masalı yetmedi, bir de başımıza kadınlarınız mı çıktı? Güya adamın biri 3 gün sonra ölüm var diyor. Ha? Nedir bu saçmalık? Tabii doğruysa doğrudur, orasını bilemeyiz. Ama eğer bu bir yalan çıkarsa, işte o zaman huzur bozduğumuz için bedelini hep birlikte ödersiniz. Halkı yalanlarla kandırmak bir suçtur ve cezası da o derecede ağırdır, biliyoruz. Ebu Alakem, ben böyle bir şey duymadım. Matika rüya falan görmüş değil. Abi onun rüyası eksikti. Bakalım daha neler göreceğiz. Ha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Ramazan ayı, hayatının ve işlerinin daha da zora girdiği bir ay olmuştu. Medine'den ayrılarak Mekke'ye doğru yola koyuldu. Oradan El Akik'e gidecekti. Oradan El Hulayfa'ha ve oradan da ayrılıp Ulatil Ceys'e gitti. Yoluna devam etti ta ki Ruhkan Vadisi'ne kadar. Müslüman kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere soruyor. Kureyş kervanının durumunu öğrendik. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Ya Resulullah, Kureyşliler bize çok ağır işkenceler yaptılar. Gördüğümüz baskılar yüzünden evlerimizi, ailelerimizi terk etmek zorunda kaldık. Bence şimdi o kervana saldırmamız gerekir. Kureyşliler bunu hak ettiler. O kervanı ele geçirip ne var ne yoksa el koymak bizim hakkımızdır. Adamlarını öldürüp bütün mallara el koymamız en doğrusu olur. Çünkü sen de biliyorsun, onlar bize daha kötüsünü yaptılar. Ya Resulullah, Allah-u Teala neyi uygun görürse onu yapalım. Biz sana İsraililerin Musa'ya söylediklerinin aynısını söyleyemeyeceğiz. Sen git savaş, biz burada bekleriz diyemeyeceğiz. Biz sana şunu söyleyebiliriz: git savaş, ama savaşında yalnız olmadığını bil. Çünkü biz de seninle geliyoruz. Barakal Hamat'a bile gitsen, bil ki seni yarı yolda bırakmayız. Zafere varana kadar her adımda seninleyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle diyor kardeşlerim. Aferin Miktar. Gerçekten çok cesur bir adamsın. Ne dersiniz?
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle miyiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla gidiyor muyuz? Biz her zaman yanındayız ya Resulullah. Eksik olmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor ki... Sallallahu aleyhi ve sellem. Konuş Said, dinliyorum. Ya Resulullah, biz senin her sözüne inandık. Sana kayıtsız şartsız inandığımızı bildirdik. Sana kayıtsız şartsız itaat edeceğimize söz verdik. Yolumuz açık olsun. Sen nereye gidiyorsan bizim de arkanda olduğumuza inan. Denizi geçeceğiz bile desen arkandayız. Düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Hepimiz yanındayız. Savaşırken bir yandan sabretmesini de biliriz. Bizden ne yapmamızı istersen onu olmuş bil. Bütün gücümüzle senin yanındayız. Hiç merak etme. Her adımda bize güven, gücümüzün son damlasına kadar seninleyiz. Yolumuz açık olsun ya Resulullah. Senin gibi bir liderin varlığı bizim için şanstır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Bedir Savaşı'nda herkesin öleceği yeri bir gün öncesinden göstermişti. Madem gidiyoruz, her şeyi göz alarak gitmeliyiz. Allahu Ekber! Allah!